Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmeneli Televizyonu'ndan herkese mutlu günler. Günaydınlar sevgili seyirciler. Bilgi yarışması programıyla ekranlarınızın misafiri oluyoruz. Efendim, bugün yine iki değerli Türkmen okulu bizimle bulunuyor. Sağ tarafımda Musalla Kız Lisesi, sol tarafımda ise Rafiden Kız Lisesi bulunuyor. Programımıza geçmeden önce arkadaşlarımızı tanıyalım ve daha sonra devam edelim. Hoş geldiniz Musalla Kız Lisesi. Tanıyalım sizi. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Biz Musalla Kız Lisesi'nden katılıyoruz. Ben Fatıma Tuzahra. Arkadaşlarım Dine ve Mine ile birlikte buraya gelmemizin sebebi bilgilerimizi pekiştirmek ve bilgi kazanmaktır. Karşı takıma başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geçiyorum. Değerli Rafiden Kız Lisesi'ne hoş geldiniz. Hoş Tanıyalım bulduk. sizi. Biz Rafiden Kız Lisesi'nden katıldık. Adım Nece Çavuş, arkadaşlarımız Nede Gökçe. Biz bu yarışmaya katılmamızın asıl sebebi bilgi kazanıp kazandırmaktı. İnşallah hak eden kazanır. Karşı tarafa da başarılar dilerim. İnşallah Sağ biz de sizlere başarılar Sağ olun. diliyoruz. Efendim dersleriniz nasıl gidiyor? Her iki takımın da ilk önce size İyi. soralım. Çok iyi. İyi gidiyor. Evet. Daha iyiye gitmesini dilek ediyoruz. Ve İnşallah. sizin arkadaşlar Çok güzel. çok güzel. Hep iyi gitsin. Başarılar diliyorum size okul hayatınızda. Bildiğiniz gibi her takıma 20'şer soru soracağız. Programın formatına göre bir hızlı soru soracağım. Kim önce cevap verirse o yarışmaya başlayacaktır. Bir kelimedir. Yani bir cümle okuyacağım, o kelimeyi cevaplayacaksınız. Hani der ki bir elin nesi? İki İki elin elin sesi var. sesi var. Nasıl karar vereceğim? Önce Rafiden Kız Lisesi direkt söyledi. Necla arkadaşımızdı değil mi? Evet. Tebrik ediyorum sizi. Rafiden Kız Lisesi ile başlıyoruz. Değerli Musalla Kız Lisesi. Hazır mısınız? Evet. Direkt şöyle cevabı verdiniz. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım birinci sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki Nobel ödülleri hangi ülkede verilmektedir? A. Almanya B. Amerika Birleşik Devletleri C. İsveç. Süremiz başlasın, düşünebilirsiniz. 60 saniyelik bir süre zarfınız var. Hiç aceleye gerek yok. Nobel ödülleri. Verebilir cevap. Tabii ki de. C'di. İsveç. C. İsveç diyorsunuz. Evet. Hangi kaynağa dayanarak böyle birden Arkadaşların bilgilerine. arkadaşların bilgilerini. Tebrik ediyorum sizi. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Rafi'nin Kız Lisesi C. İsveç dedi. Çoğunlukla nereden bilgi alıyorsunuz mesela? İnternet. İnternet. Güzel, internet bayağı bir bilgi dolu arayana. 15 saniyemiz var. Rafiden Kız Lisesi C. İsveç dedi. Uyarı geldi arkadaşlar. Bakalım cevabınız doğru mu değil mi? Son bir saniye ve cevabımıza bakalım. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazandınız. Değerli Rafiden Kız Lisesi. Geçiyorum Musalla Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Her zaman söylediğim gibi gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? İlk atom bombası hangi şehre atılmıştır? A. Hong Kong B. Hiroşima C. Tokyo. Süremiz başlasın. Düşünebilirsiniz. İlk atom bombası hangi şehre atılmıştır? A. Hong Kong B. Hiroşima C. Tokyo. Süreniz var. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Coğrafya bilgilerinize dayanabilirsiniz. Coğrafya kitaplarındaki bilgilere. Saniyeniz var. Bir fikriniz var mı soru hakkında? Bir İlk tahminimiz atom var. bombası hangi şehre atılmıştır? A. Hong Kong B. Hiroşima C. Tokyo. B. 10, son 10 Hiroşima. saniye. B. Hiroşima diyorsunuz. Cevabımızı değiştiremeyiz. Bakalım cevabımız doğru mu? Değil mi? Son bir saniye. İlk atom bombası Hiroşima şehrine atılmıştır. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazandınız. Son Teşekkürler. anda bu kararı verdin. Nereden geldi aklına? Valla arkadaşımın bilgisi duymuştu bir yerden.
Güzel. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazandınız. Ve geçiyorum. Değerli Rafide'nin kız lisesine hazır mısınız? Hazırız. Gelsin sorumuz bakalım. Sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki balıkların en uzun akarsuyunun adı nedir? A. Tuna Nehri. B. Fırat Nehri. C. Dicle Nehri. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Balıkların en uzun akarsuyunun adı nedir? A. Tuna Nehri. B. Fırat Nehri. C. Dicle Nehri. Evet arkadaşlar, 30 saniyelik bir süre zarfınız var. Yirmi beş saniyeniz var. Bir fikriniz var mı? Son 15 saniyeye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, son 10 saniye. Uyarı geldi. Bir fikriniz var mı? A. Tuna Nehri diyorsunuz. Bakalım Rafide'nin Kız Lisesi'nin cevabı doğru mu, değil mi? A. Tuna Nehri dediniz. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum. 2 puan kazandınız arkadaşlar. Ve geçiyorum 4. sorumuza. Musalla Kız Lisesi'nin sorusu. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Sorumuz şöyle diyor. Çin Seddi yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır? A. 6000. C. 7000. B. 7000. C. 8000. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. 8000. Süreniz var, düşünebilirsiniz. Çin Seddi yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır? A. 6000. B. 7000. C. 8000. Saniyelik bir süre zarfınız var. Şıkları tekrarlamak ister misiniz? Yok, sağ olun. Bakalım. Çin Seddi yaklaşık kaç kilometre uzunluğundadır? B 7000 diyoruz. B 7000 diyorsunuz. Son kararınız mı? Evet. Evet diyorsunuz. Son 10 saniye ve uyarı geldi. Son kararınız B 7000 diyorsunuz. Kararınızı alalım. C8000. C8000 diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Musalla Kız Lisesi C8000 cevabını verdi. Üzgünüm arkadaşlar. Yanlış cevap. Doğru cevap A. 6000 kilometre uzunluğundadır. Tebrik ediyorum yine de sizi. Geçiyorum Rafide'nin Kız Lisesi'ne. Gelsin sorumuz. Gelsin. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Bir ürün henüz tarladayken yapılan satışına ne denir? A. Alivre. B. Toptan. C. Perakende. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Her iki takımın da joker hakkı var, kullanabilir. Bir soruyu değiştirebilirsiniz. Bir de bir şık eleyebilirsiniz. (45 saniyelik bir süre zarfınız var. Bir ürün henüz tarladayken yapılan satışına ne denir? Sonra bir daha okuyabilir. Okuyalım tabii ki de. Bir ürün henüz tarladayken yapılan satışına ne denir? A. Alivre. B. Toptan. C. Perakende. Süreniz doluyor arkadaşlar. Son 10 saniye. Cevabınızı alalım. A. Alivre. Alivre diyorsunuz. Son kararınız mı? Evet, son kararınız. Son kararınız. Bakalım Rafide'nin Kız Lisesi'nin cevabı doğru mu, değil mi derken doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazandınız arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Musalla Kız Lisesi'nin sorusu. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Sorumuz geldi ve diyor ki herhangi bir nedenle değerini kaybetmiş olan ticari mala ne ad verilir? A. Iskarta.
B. Satılmamış. C. Değersiz. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. A. Iskarta. B. Satılmamış. C. Değersiz. Değerini kaybeden bir mal ticarette ne olarak adlandırılıyor? Kırk saniyelik bir süreniz var. Düşünebilirsiniz. Otuz saniyelik bir süre zarfınız var. Yirmi beş saniyeniz kaldı. A. Iskarta. B. Satılmamış. C. Değersiz. C. Değersiz diyoruz. C. Değersiz diyorsunuz. Son 15 saniye. Son kararınız mı? Evet. Son kararınız. Uyarı geldi. Bakalım cevabımız doğru mu? Değil mi? Son 2 saniye ve süre doldu. Herhangi bir nedenle değerini kaybeden mala ıskarta deniyor ticarette. Olsun, önemli değil. Önümüzdeki sorulara bakabiliriz. Daha fazla dikkat edebilirsiniz sorulara. Hazır mısınız arkadaşlar? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Fatih Sultan Mehmet'in ölüm sebebi nedir? A. Zehirlenmek. B. Boğulmak. C. Yaralanmak. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm sebebi nedir? Beş saniyelik bir süre zarfınız var. Herhangi bir fikriniz var mı soru hakkında? Eskiden tarihte sadece zehirlenmekti diyorsunuz. Yani cevabınız A. A. Zehirlenmek. Son 30 saniye, ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabınız doğru mu değil mi? Rafide'nin kızı sesi. Son 20 saniye ve Rafide'nin kızı sesi. Eskiden saraylarda hep zehirlenirlerdi diye. Yani ölmek, zehirlenmek demektir. Uyarı geldi. O kaynağa dayanarak A. Zehirlenmek dediniz. Bakalım arkadaşımızın cevabı doğru mu değil mi? Son 2 saniye ve bakalım zehirlenmek mi, boğulmak mı derken doğru cevap A. Zehirlenmek. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Ve geçiyorum diğer sorumuza. Yeni bir Osmanlı padişahına ait bir sorudur. Gelsin sorumuz, bakalım sorumuz ne diyor. Hazırsanız. Sorumuz geldi. İkinci Abdülhamid devrinde hizmete açılan düşkünler yurdunun adı nedir? A. Darul Aceze. B. Yetişkin yurdu. C. Üniversite yurdu. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. İkinci Abdülhamid devrinde hizmete açılan düşkünler yurdunun adı nedir? A. Darül Aceze. B. Yetişkin yurdu. C. Üniversite yurdu. Kırk saniyelik bir süre zarfınız var. Saniyeniz kaldı arkadaşlar. İkinci Abdülhamid devrinde hizmete açılan düşkünler yurdunun adı nedir? Son 20 saniye. Cevabınızı alalım. A. Darul Aceze. A. Darul Aceze diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Son 10 saniye ve uyarı geldi. Bakalım cevabımıza doğru mu değil mi? Süremiz doldu. Bakalım doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazandınız arkadaşlar. Güzel bilgiler edinmişsinizdir umarım şimdiye kadar, bu noktaya kadar. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz, bakalım sorumuz ne diyor. Sorumuz diyor ki Fırat Nehri'ni atla geçerken düşüp boğulan Osmanlı Sultanı kimdir? A. Süleyman Bey. B. Ertuğrul Bey. C. Osman Bey. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fırat Nehri'ni atıyla geçerken düşüp boğulan Osmanlı Sultanı kimdir? Biz sorunu alabilir.
Tekrar. Tekrar. Tabii ki de. Fırat Nehri'ni atla geçerken düşüp boğulan Osmanlı Sultanı kimdir? Boğulan yani öldü. Evet. Boğularak ölen. A. Süleyman Bey. B. Ertuğrul Bey. C. Osman Bey. Son 20 saniyemiz arkadaşlar. Cevabımızı alalım. Son 15 saniye ve süre doluyor. Cevabınızı almak zorundayım. Uyarı geldi. C. Osman Bey. C. Osman Bey diyorsunuz. Son 5 saniye cevap değiştirme hakkımız yok. Bakalım. Cevabımız doğru mu değil mi derken. Geldi cevabımız. Doğru cevap A. Süleyman Bey arkadaşlar. Hem kitaplarda geçiyor. Kani, yani hangi Sultan Süleyman? Sultan Süleyman değil. O değil. Evet. İnternetten, kitaplardan bakabilirsiniz. 16 Türk Devleti kitaplarına da bakabilirsiniz. Tebrik ediyorum. Siz önemli değil. Önümüzdeki sorulara bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Anadolu Hisarı'nı hangi padişah yapmıştır? A. Yıldırım Beyazıt. B. 2. Murat. C. Selim Sultan. Sultan Süleyman'a Kanuni Sultan Süleyman diye. Hiçbir savay o da. Evet, o olsaydı Kanuni Sultan Süleyman diye geçerdi. 50 saniyeniz var arkadaşlar. Anadolu Hisarı'nı hangi padişah yapmıştır? Hangi Osmanlı padişahı? Evet arkadaşlar, 30 saniyelik bir süre zarfınız var. Anadolu Hisarı'nı hangi padişah yapmıştır? A. Yıldırım Beyazıt. B. 2. Murat. C. Selim Sultan. A. Yıldırım Beyazıt. A. Yıldırım Beyazıt diyorsunuz. Son 10 saniye cevabı değiştirme hakkımız yok. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Süremiz doldu. Bakalım Anadolu Hisarı'nı hangi padişah yapmıştır? Doğru cevap A. Yıldırım Beyazıt. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Ve geçiyorum diğer sorumuza. 11. sorumuz. Bir bilmece gibi. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Gökte süzülür. Herkes ona bağlanır. A. Bayrağımız. B. Gökkuşağı. C. Bulut. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Gökte süzülür. Herkes ona bağlanır. Doğru cevabı hangisi olarak karar vermek istiyorsunuz? Bayrağımız, gökkuşağı, bulut. A bayrağımız. A bayrağımız diyorsunuz. Süre daha bitmemiş. Ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Değerli Rafi'nin kızı sesi. Yani mesela gökkuşağı da olabilirdi. Yani elimden bakırsak belki olabilir. Yani biz insan olarak bence bayrağımız. Milli insan olarak. Son 15 saniye bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Bizim yanlış çıksa yıldızı, da biz milliyiz. Koy olsun. İçindeki sen söyledin. Yani yanlış olsa da. Önemli değil diyorsun. Evet. Son 2 saniye bakalım. Gökte süzülüyor. Herkes ona bağlanıyor. Doğru cevap A. Bayrağımız. Tebrik ediyorum sizi. Bayrak çok değerli bir şeydir. Çok. Kıymetini bilmek zorundayız demek elbet istiyorum. Yani öyle kıymet bilip bilmemek değil. Kıymetini bilmek zorundayız. Bayrağını saymayan, saygı duymayan biri vatan olmaz o insana. Geçiyorum diğer sorumuza. Musalla Kız Lisesi'nin sorusu. Yine bir bilmece gibi bir soru var önünüzde. Görüyorsunuz. Diyor ki soru. Her yeri görür, kendisini görmez. A. Göz. B. Burun. C. Ağız. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her yeri görür, kendisini görmez. A. Göz diyoruz. A. Göz diyorsunuz. Burun da her yeri görüyor. Onun gözü yok. Ağız da görüyor. 40 saniyemiz var. Ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabınız doğru mu, değil mi?
Hiç burnunuzla baktınız yani. Burun da her yeri görüyor ama kendisini göremiyor. Ağız da öyle. Siz A göz dediniz. Bakalım cevabımız doğru mu? Değil mi? Son 25 saniyemiz. Her yeri görür, kendisini görmez dedik. Musalla Kız Lisesi. A göz dedi. Bu yeri geldi. Son 10 saniye. Ama göz kendisini aynada görebilir bak. Aynaya bakarsan gözünü görebilirsin. Son 1 saniye bakalım cevabımız doğru mu? Değil mi? Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. A göz, tebrik ediyorum size. Teşekkürler. 2 puan kazandınız arkadaşlar. Ve geçiyorum Rafide Eğim Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Sorumuz geldi. Bir zıt anlam sorusu. Bozuk kelimesinin zıt anlamı nedir? A sağlam, B olağan, C normal. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Eş anlamı değil, zıt anlamı. Zıt anlam. Evet. Zıt. Bozuk sağlam. Olağan ne? Olağan. Ne var olağan? Neden olağan? Neden olağan? Normal, anormal. Olağan bilmiyorum. Olağan nerede Gökçe? Şimdi. Evet Olağan. arkadaşlar, 40 saniyelik bir Tamam süre emin değilim zarfınız ama var. yok yok. Olağan. Yumuşak yer var tamam mı? Olağan. Yani bozuk zıt anlam duyup onu bilmem. Bozuk sağlam. Kararınız arkadaşlar, son 30 Aa, saniye. bozuk sağlam. Son 15 saniye arkadaşlar. Cevabınızı A alalım. sağlam. A sağlam diyorsunuz. Son 10 saniye. Bakalım cevabınız doğru mu? Değil mi? Bayağı bir tartışma geçti aranızda soru Evet. hakkında. Son 2 saniye. Bakalım cevabınız doğru mu? Değil mi? Bozuk kelimesinin zıt anlamı nedir? A doğru cevap sağlam. Olağan bir Vakt-ı hadis mi aynı Arapçası? yok. Olağanüstü. Aha Büyük dedim. bir şeyi anlatmak Olağanüstü. istiyor. Ama bozuk sağlam. Bu bilgisayar bende bozuk olsa sağlam olursa zıt anlam olur. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz ve geçiyorum Musalla Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Yine bir zıt anlam sorusu ve diyor ki yanılmak kelimesinin zıt anlamı nedir? A. Bilmek. B. Bütünlük. C. Elde etmek. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yanılmak kelimesinin zıt anlamı nedir? Beş saniyelik bir süre zarfınız var. Yanılmak kelimesinin zıt anlamı nedir? A. Bilmek. B. Bütünlük. C. Elde etmek. A bilmek. A. Bilmek diyorsunuz. Son 25 saniye ben süreyi kesmeyeceğim. Sürede olduktan sonra bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Musalla Kız Lisesi A. Bilmek dedi. Son 15 saniyemiz. Son 5 saniye. Yanılmak kelimesinin zıt anlamı nedir diye sorduk. Bakalım cevabımız. A doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkürler. Siz her iki takıma da sesleniyorum. Başkalarına da asla yanılmayın. Hep bilin. Böylece sizin için de güzel bilgiler kazanmış olmuş olursunuz. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazandınız arkadaşlar. Geçiyorum size. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Sorumuz geldi. Diyor ki Türk edebiyatında 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yazım türüdür. A roman, B hikaye, C öykü. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Elli saniyelik bir süre zarfınız var. Sözcüsü yok bazı dönemde. Türk edebiyatında 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yazım türüdür. Yani
Bir fikriniz var mı son 25 saniye? Joker hakkınızı kullanmak istiyorsunuz ama çok geç oldu, süre doluyor. Joker hakkı kullanmak isterseniz 30 saniyeden önce davranın. Son 10 saniye ve geri geldi. C, öykü diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Rafide'nin kız lisesi C, öykü dedi. Doğru cevap A, roman arkadaşlar. Roman 19. yüzyılda Türk edebiyatında ortaya çıkan bir yazım türüdür. Önümüzdeki sorulara bakabiliriz diyorum ve geçiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz, bakalım sorumuz ne diyor. Aşağıdakilerden hangisi İslami dönem Türk edebiyatıdır? A. Divan edebiyatı. B. Milli edebiyat. C. Yazılı edebiyat. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Türk edebiyatında üç tür dönem vardır. İslami dönem, İslamiyet'ten önce, bir de Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatları. Aşağıdaki verilen edebiyatlardan hangisi İslamiyet döneminde ortaya çıkan edebiyatlardan birisidir? 40 saniyelik bir süre zarfımız var, düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir fikriniz var mı? Son 20 saniyeye geçtik. A, divan edebiyatı. A, divan edebiyatı diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Süremiz dolduktan sonra emin olacağız. Uyarı geldi. Bakalım A, divan edebiyatı İslami dönem Türk edebiyatı mıdır? Evet arkadaşlar, doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Divan edebiyatı İslami dönem Türk edebiyatıdır. Milli edebiyat Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatıdır. Yazılı ise İslamiyet'ten önce bulunan Türk edebiyatlarındandır. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Ve geçiyorum Rafide'nin Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bir boşluk var önünüzde. Gelene boşluk denilmez. A. Git. B. Gel. C. Bak. Süre gelene başlasın. Düşünebilirsiniz. Evet. Gelene ne denilmez? Süreniz var. Düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. 40 saniyeniz var. Gelene son, git denilmez. Gelene git denilmez diyorsunuz. Son 30 denilmez saniye, ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabınız doğru mu, değil mi? Son 25 saniye. Hayır, mesela gelene gel denilmez. Zaten geldi. Zaten geliyor. Bak da denilmez. Gelene bak. Denilir mi? Uyarı geldi arkadaşlar. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Son 5 saniye. A, git dedi, denilmez dediniz. Doğru cevap vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Bu bir deyimdir. Evet. Gelene git denilmez. Gelene bak denilmez deyim değildir. O nedenle tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazanmış bulundunuz. Geçiyorum diğer sorumuza. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Hangisi yanar dağlarla ilgili bir terim değildir? A. Tsunami. B. Lav. C. Volkan. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hangisi yanar dağlarla ilgili bir terim değildir? A. Tsunami. A. Tsunami diyorsunuz. Bir daha süremiz var önümüzde. Süreyi kesmeyeceğim. Süre dolduktan sonra bakalım cevabınız doğru mu, değil mi? A. Tsunami diyorsunuz. Son 30 saniye. Musalla Kız Lisesi'ne sorduk. Hangisi yanar dağlarla ilgili bir terim değildir dedik. A. Tsunami dediler. Volkan zaten kendisi bir yanardağdır. Lav da ateştir.
Bakalım doğru cevabı vermiş bulunuyor musunuz, bulunmuyor musunuz? Son 10 saniye ve uyarı geldi. Son 1 saniyemiz ve süre doldu. Bakalım doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Tebrik ediyorum. 2 puan kazandınız. Ve geçiyorum Rafi Denk Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki aşağıdakilerden hangisi ler eki almıştır? A. Eller. B. Kiler. C. Siler. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz kinciler arkadaşlar. De. Kiler. 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 A. Eller. B. Kiler. C. Siler. Süreniz var. Düşünebilirsiniz. 45 saniyelik bir süre almamıştır. Daha. Almamıştır. Almıştır. Almıştır. Aşağıdakilerden hangisi? Ler, lar eki almıştır. A. Eller. B. Kiler. C. Siler. Şıkları bir daha almak ister misin? Köktü. Bu köktü kelime. Köktü. Erken kiler olup depoma annesinde. Eller de cem olup. Eller. Son 20 saniye arkadaşlar. Cevabınızı alalım. A. Eller. A. Eller diyorsunuz. Son 10 saniye ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabımız doğru mu? Değil mi? Süremiz doldu. Bakalım doğru cevabı vermiş bulunuyor musunuz? Evet, doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazandınız. Kiler bizim dilde dolap. Yani kiler diyoruz. Ya da mehzen daha doğru olur. Siler de zaten bir şeyi siler. Silmek doğru dedi arkadaşınız. Si zaten köktür. Si diye bir kök yoktur bizde. İki harf kelimeyi oluşturmaz. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Geçiyorum 21. sorumuza. Gelsin mi sorumuz? Gelsin. 20. sorumuz gelsin. Bakalım sorumuz ne diyor? Hangi zehrin etkisini ortadan kaldırma özelliğine sahiptir? A. Zehir zemberek. B. Panzehir. C. Zemheri. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Aşağıda 3 şık verilmiş size. A. Zehir zemberek. B. Panzehir. C. Zemheri. Bu aşağıdakilerden hangisi zehrin etkisini yok eder? 50 saniyelik bir süre zarfınız var. Düşünebilirsiniz. B. Panzehir. B. Panzehir diyorsunuz. Ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Arkadaşımız direkt cevabı verdi. Hangi kaynağa dayanarak panzehir dedi? Bir filmde görmüştüm. Bir filmde görmüştünüz. Mesela birisi zehirlense burada yine o zehrin aynı o zehrin etkisini yok edebilecek bir panzehir kullanırlar. Bakalım zemheri mi, zehir zemberek mi, panzehir mi? Arkadaşımızın gördüğü filmi yarayacak mı onu? Hangi filmdi o? Galiba Doktorlar filmiydi. Doktorlar filmi. İşte o çok güzel bir diziydi. Show TV ekranlarında yayınlanıyordu. Son 5 saniye arkadaşlar. Bakalım Doktorlar dizisi yarayacak mı arkadaşlarıma, yaramayacak mı? Ve doğru cevabı vermiş bulunuyorsun. Buradan Doktorlar dizisini izleyin diyoruz. Artık yarayacak herkese. Tebrikler arkadaşlar. 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Geçiyorum size. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Açık denizde bakılırken gökyüzü ile denizin birleşir gibi göründüğü çizgi hangisidir? A. Tan. B. Seher. C. Ufuk. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Ve sorunu tekrar... Tekrar alalım. Açık denizde bakılırken gökyüzü ile denizin birleşir gibi göründüğü çizgi hangisidir? Gökyüzü ile denizin... Bakın bir açık denizde oturuyorsunuz. Doğru. Gökyüzü var. Bir de deniz var. Gökyüzü ile deniz birleşir gibi göründüğünde o oluşum ne olarak adlandırılır? Oturmuşsun Yeşilköy'de Florya sahilinde, deniz var önünde. Gün batıyor. Mesela gökyüzü denizle birleşiyor. O ne olarak adlandırılır? Seher. Seher yeli var. Gel. Ufuk çizgisi numarası. Son 15 saniye arkadaşlar. Süremiz doluyor. Bence ufuk.
Alalım cevabınızı son 10 saniye. Süre doldu arkadaşlar. Almak zorundayım cevabınızı. Tan. A tan diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? A tan dediler. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ufuk gün batımıdır. Seher arkadaşımızın dediği gibi sabah saatlerinde oluşan oluşumdur. Tan ise açık denizin gökyüzüyle birleşmesidir. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz ve geçiyorum Musalla Kız Lisesi'ne. Sorumuz geldi. Bakalım sorumuz ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde insanlar lüzumsuz kullanmasın diye arızalı yazılı bir not geçer? A. Yürüyen merdiven. B. Asansör. C. Bankamatik. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Aşağıda 3 tane seçeneğiniz var. Yürüyen merdiven, asansör, bankamatik. Hangisini insanlar boş yere lüzumsuz kullanmasın diye arızalı diye bir not geçerler? Süreniz var. 45 saniyelik bir süre zarfınız var. Düşünebilirsiniz. B asansör diyoruz. B asansör diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi derken 35 saniyemiz var. Ben süreyi kesmeyeceğim. Süre dolduktan sonra bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Bankamatik 7/24 açık oluyor. İnsanların para çekmesini sağlıyor. Bakalım. Yürüyen merdiven de zaten hep kullanılır. AVM'lerde, başka yerlerde. Uyarı geldi son 10 saniye arkadaşlar. B asansör dediniz. Bakalım doğru cevabı vermiş bulunuyor musunuz? Süre doldu arkadaşlar ve doğru cevap B asansör. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazandınız. İnsanlar öyledir. Asansörü lüzumsuz yere kullanmış oluyor birçok yerde. Otel olsun, alışveriş merkezi olsun. O nedenle arızalı diye bir not geçiyor. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar ve geçiyorum Rafting Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Aşağıdaki spor branşlarından hangisi bir su sporu değildir? A. Yelken. B. Pilota. C. Kürek. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Süreniz var. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yelken. Kürek de. Aynen suda. Kürek de. O zaman. Yelken. Gemiden yapılan şey var ya. Kürekte kürek çekmek. Yoktu be. Kürekte. Evet arkadaşlar, cevabınız B. B. Pilota diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Hangisi bir spor su sporu değildir? Evet. Arkadaşımız yelken surfing dedi. Çoğunlukla Fırtına Deresi'nde oluyor Karadeniz'de. Kürek zaten o da bir su sporudur. Son 10 saniye uyarı geldi. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Pilota dedi Rafide'nin Kız Lisesi. Son 2 saniye. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. 2 puan kazandınız arkadaşlar. Geçiyorum 24. sorumuza. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki, dünyanın en büyük deniz çukurunun adı nedir? A. Vietnam çukuru. B. Atlas çukuru. C. Marina çukuru. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın en büyük deniz çukuru hangisidir? A. Vietnam. B. Atlas. C. Marina. 45 saniyelik bir süre zarfınız var. Düşünebilirsiniz. B Atlas çukuru. B Atlas çukuru diyorsunuz. Daha süreniz var. Düşünebilirsiniz. İyice düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dünyanın en büyük çukurunun adı nedir? Son kararınız B Atlas diyorsunuz. Alalım cevabınızı arkadaşlar. Son 10 saniye uyarı geldi. C Mariana. C
Türkçe Mariana diyorsunuz. Bakalım cevabınız doğru mu? Değil mi? Doğru cevap C. Mariana. Tebrik ediyorum arkadaşlar. 2 puan kazandınız. Arkadaş direkt söyledi. Selam Mariana. Yani bir heyecanla söyledin. Tahmin olarak mı söyledin? Tahmin olarak yani. Biraz tahmin yakın olarak. Geldi. Yakın geldi. Tebrik ediyorum. Siz 2 puan kazandınız arkadaşlar. Geçiyorum size. Değerli Rafi'nin kızı lisesi hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Hangi organda vücudunuzda hangi organdan vücudunuzda 2 adet bulunmaz? A. Böbrek. B. Dalak. C. Göz. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Hangi organdan vücudumuzda 2 adet bulunmaz? Doğru. Öyle. Böbrek bulunur zaten ki tek. Yani cevabı sana vererek yoksa açıklayalım. Cevabı alalım sizden. Daha sonra açıklamayı alalım. B-dalak. B-dalak diyorsunuz. Açıklamayı alalım. Böbrek zaten 2 taneydi. 2 tanedir. Göz de 2 taneydi. Tane. Dalak kaldı. Dalak kaldı. Bakalım bir tane dalak mı var? Yani 2 olmaz. 2 tane mi var? Son 30 saniye arkadaşlar. Hangi organdan vücudumuzda 2 adet bulunmaz dedik. A. Böbrek. B. Dalak. C. Göz. Bazı insanlar doğarken bir böbrekle doğuyor. Onu ne yapacağız? O anormal bir şey. O anormal bir şeydir diyorsunuz. Son 10 saniye arkadaşlar. Uyarı geldi. Bakalım cevabımız doğru mu? Değil. Son 1 saniye ve süre doldu arkadaşlar. Doğru cevap B. Dalak. Tebrik ediyorum size. 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Ve geçiyorum 26. sorumuza. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki 1000'in karesini 1000'e bölersek hangi sayıyı buluruz? A. 100.000 B. 1000 C. 10.000 Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Matematik bilgilerinize dayanın. Orta 3'te matematik bayağı bir kalın kitaptır. 6 bölümden oluşuyordu. Binin karesini bine bölersek hangi sayıyı ortaya çıkarmış oluruz? Ben sözeldim. Matematiğim hiç iyi değildi. Bakalım sizin matematikleriniz nasıl? B 1000 diyoruz. B 1000 diyorsunuz. Son evet. 15 saniye süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Değerli Musalla Kız Lisesi. Son 5 saniye. B 1000 dediniz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Belli ki matematikle aranız iyi sizin. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Nasıl bildin cevabı? Binin karesi yani 2000 anlamında. Binin karesini bine bölersek aynı 1000 elde ediyor. 1000 elde ediyor. Tebrik ediyorum sizi. Matematiğiniz iyidir diyorum ve geçiyorum arkadaşlarımıza. Hazır mısınız? Hazırsanız gelsin hazırız. Sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Kalp hastalıklarıyla ilgili bilim dalına ne ad verilir? A. Onkoloji. B. Kardiyoloji. C. Psikoloji. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Psikoloji. 45 saniyelik bir süre zarfınız var. Siz biyolojik bölümdeydiniz değil mi? Evet. Siz? Siz de. Bakalım. B diyorsunuz. Kardiyoloji diyorsunuz. Son 25 saniye ben süreyi kesmeyeceğim. Biyolojiksiniz. Cevabı bilmiş bulunuyorsunuz. Onkoloji doğum kadın doğum uzmanlığıdır. Hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Psikoloji de psikiyatristlerin, psikanalizlerin ilgilendiği bilim dalıdır. Son 10 saniye uyarı geldi. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Son 1 saniye ve süremiz doldu.
Bakalım cevabımız doğru mu değil mi derken B kardiyoloji doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Geçiyorum 28. soruya ve değerli Musalla Kız Lisesi'ne hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız gelsin sorumuz. Yine bir biyoloji sorusu. Aşağıdakilerden hangisi bir cilt hastalığı değildir? A. Sıtma. B. Sedef. C. Zona. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Saniyelik bir süre zarfınız var. Orta 3'te biyoloji kitabı 8 bölümden oluşuyor. 4. ya da 5. bölümdeki bilgilerinize dayanabilirsiniz. C zona diyoruz. C zona diyorsunuz. Son 25 saniye bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Aşağıdakilerden hangisi bir cilt hastalığı değildir dedik. A sıtma, B sedef, C zona. C zona dedi değerli Musalla Kız Lisesi. Son 10 saniyeler içerisindeyiz ve uyarı geldi. Arkadaşımız zona dedi sanırım. İlk duran. Hangi kaynağı dayanarak? Biyolojide almıştık çünkü. Doğru cevap. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi derken doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum. 2 puan kazandınız değerli Musalla Kız Lisesi. Ve geçiyorum 29. sorumuza. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti'ne başkentlik yapmıştır? A. Ötüken. B. Sipir. C. Buhara. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. Her iki takımın da iki tane joker hakkı var. Bir soruyu değiştirebilir. Bir de bir şıkkı eleyebilir. 45 saniyelik bir süre zarfınız var. Önce ölüken, ötüken. Son 25 saniye arkadaşlar. 29. sorudayız. 30, 31, 32, 40'a devam ediyor. Son 15 saniye arkadaşlar cevabınızı alalım. Soruyu da aşağı. Süre doldu artık. 30 saniyeden önce. Şık da olmaz. Şık da olmaz. 30 saniyeden önce davranın. A diyorsunuz. Bakalım cevabınız doğru mu değil mi? Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti'ne başkentlik yapmıştır? Doğru cevap A. Ötüken. Ötüken de Kürşat. Hep derler ya. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Ve geçiyorum 30. sorumuza. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Biraz şen katalım araya. Gargamel ve Azman hangi çizgi dizinin karakteridir? A. Şirinler. B. Red Kit. C. Garfield. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Gargamel ve Azman hangi dizinin çizgi dizinin karakteridir? A Şirinler diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Arkadaşımız direkt A Şirinler dedi. Hiç izledin mi? Evet. Çok işte. Çok seviyoruz zaten. Çok seviyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Gargamel hep kötülük yapıyor. Şirinler dediniz. Garfield zaten kedidir. Adı da Garfield'dir. Mesela çizgi dizinin adı Garfield veya kedinin adı değişik değildir. Red Kit'te Gargamel diye biri yok. Kötülüğünden tanıdınız diyorsunuz. Uyarı geldi arkadaşlar. Son 10 saniye. Bakalım cevabınız doğru mu değil mi? Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. A Şirinler. Tebrik ediyorum. 2 puan kazandınız. Ve geçiyorum Rafiden Kız Lisesi'ne. 31. soruyu. Gelsin sorumuz. Gelsin sorumuz. Bakalım sorumuz ne diyor? Hangisi bir nota değildir? A. Sol. B. S. C. La. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Müzik bilgilerinize dayanabilirsiniz. S. B.
hangisi bir nota değildir? Sen dedin. Tekrar ile. Do, la, mi, fa, sol, la. Sol. Soru değiştirme hakkınız var. Sol yoksa sol. Sol arkadaşlar. Hakkınız var. Şimdi soruyu değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istiyor musunuz? Hayır. Hayır. Kullanmak istemiyorsunuz. Son 10 saniye arkadaşlar. B, S. B, S diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Evet arkadaşlar, doğru cevap A. Bak, so var, sol yok. Do, re, mi, fa, so, so, le, si. Sol değil. S zaten yok. Yani bu arkadaş zaten diliyle söyledi. Do, re, mi, fa, so, la, si. Bir de du var. Doğru cevap soldur. Sol diye bir nota yoktur. Geçiyorum Musalla Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz. Sorumuz diyor ki, horozu çok olan köyde boşluk geç olur. A sabah, B yumurta, C civciv. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz arkadaşlar. 32. sorudayız. Geriye 8 soru kalmış. Horozu çok olan köyde ne olmaz? Bence uyku olmaz. Son 35 saniye. A sabah. A sabah diyorsunuz. Ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Hiç aranızda köye piknik yapan ya da köye giden biri var mı? Ben bir defa gittim. Bir defa. Hangi köye gittiniz? Vallahi adını bilmiyorum. Türkmen köyüydü. Evet galiba. Türkalan var, Yayçı var. Türkalan'dı galiba. Bulava var. Evet. Bir sürü köy var. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Horozları çok muydu? Evet. Evet, o zaman sabah geç olurdu. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür 2 puan kazandınız. Horozu çok olan köyde sabah olmaz. Demek ki köyde sabah olmuyor, geç oluyor. Tebrikler arkadaşlar. 2 puan kazandınız. Geçiyorum 33. soruya ve Rafi Denk Kız Lisesi'ne. Yarı oynar eklemler nerede bulunur? A. Kafatası, B. Omurga, C. Omuz. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Biyolojik bilgilerinize dayanabilirsiniz. Biyoloji dersine. Kafatasında oynar eklem yoktu. Omurgada hiç yoktu. Omuz var mı acaba? Omurga zaten hareket etse. Yarı oynar eklemler nerede bulunur? Joker hakkınızı kullanabilirsiniz. Bakın içinde bir şey yok. Kullanın. Ben hep her takım 35. soru geçtikten sonra kullanıyor. Kullanıyorsunuz. Değiştirelim soruyu. Rejideki arkadaşlarımızdan rica edelim. Gelsin diğer soru. Bakalım sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki, tarih boyu kurulan Türk devletlerinin sayısı kaçtır? A. 17, B. 16, C. 15. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Her Türk'ün, her Türkmen'in bildiği bir soru. Tarih boyu kurulan Türk devletlerinin sayısı kaçtır? Daldınız. Kaç tane Türk devleti var? Kulak olarak kulaktan duydunuz mu? Veya bir yerde gördünüz mü? Son 25 saniye arkadaşlar. Tarih boyu kurulan Türk devletlerinin sayısı kaçtır? Son 15 saniye. Son 10 saniye ve o yeri geldi. Necla arkadaşım, sen illaki bilmelisin bu soruyu. A. A diyorsun.
Süre doldu arkadaşlar. Bakalım. Doğru cevabı ben size vereyim. B 16. A inşallah olur. 16 Türk devleti var. Şimdiye kadar bizde. 17.si de inşallah Türkmeneli olur. İnşallah. Bu soruyu senin bilmen lazımdı. Maalesef. Benim bilgilerime göre. Demek özümüzle kattım. Takibime göre. Özümüzü de kattım. Kendimizi de kattın Türkmeneli'yi yani. De. İnşallah. İnşallah. İnşallah olur. 17. yıldızı da dikeriz. Tebrik ediyorum sizi yine de. İyi bir bilgi oldu size, kazandınız. Geçiyorum arkadaşlara. Musalla Kız Lisesi, hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz, bakalım sorumuz ne diyor. Kuzenimin kocası benim neyim olur? A. Yeğen. B. Birader. C. Enişte. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Kuzenlerinizin kocası sizin neyiniz oluyor? Genel terimde söylüyorum. Özel olarak değil. Var kuzen kuzenle evlenir. Ama genel terim olarak kuzeninin kocası neyin olur? Sen şimdi kendine sor. Kendine söyle. Kuzenimin kocası benim neyim oluyor? Enişte. Enişte. Evet arkadaşlar, son 25 saniye. Cevabınızı alalım. C enişte. C enişte. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Evde hep enişte mi diyorsunuz? Enişte der misiniz hiç bir damadınıza? Neden? Son 10 saniye ve o yeri geldi arkadaşlar. Artık damatlara evde enişte deyin. C enişte. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Birader değil. Birader dostuna, arkadaşına, erkekler arasında birader denilir. Dikkat ederseniz Gaziantep, Urfa öyle der. Bir de mesela yeğen hiç değil. Sen teyze olsan, hala olsan, kardeşlerinin çocukları yeğenin sayılır. Tebrik ediyorum, siz 2 puan kazandınız ve artık damatlara enişte diyoruz. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Geçiyorum arkada Rafi Denk Kız Lisesi'ne. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. 35. sorumuz geldi. Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölümde oturan kadınlara ne ad verilir? A. Kadın evi. B. Harem. C. A. Kapısı. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. A nerede? Kadın evi. Kadın evi? Evet. Harem eskiden de vardı. Kadın evi çok eski bir terimdir. Osmanlı döneminden kullanılır. Oturduk. Soruyu tekrarlayalım. Soruyu tekrarlayalım. Saray ve konaklarda kadınlara ayrılan bölümde oturan kadınlara ne ad verilir? Oturan kadınlara? Evet. Yok yere. Yere değil. Oturan kadınlara ne ad verilir? Adları. 30 saniyelik bir süre zarfında. Kadın evi. Harem. Harem. A kapısı. Arkadaşlar son 15 saniye. 20 saniyeden önce emin olabilirsiniz. B harem. B harem diyorsunuz. Son 5 saniye. Bakalım cevabımız doğru mu? Değil mi? Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Kadın evi Osmanlı sultanları, padişahları döneminden kullanılan bir yerdir. Mesela hizmetçiler değil, kadınlarının oturduğu bölüme kadın evi derler. Ağ kapısı da ağların, padişahların kapısıdır. Harem de kadın evlerinde oturan kadınlardır. Tebrik ediyorum, siz 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz ve geçiyorum 36. sorumuza. Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Gelsin sorumuz, bakalım ne diyor. Dünyamıza en yakın gök cisim hangisidir? A. Mars. B. Neptün. C. Ay. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Sen böyle soruyu okuduktan sonra direkt dönüyorsun, cevabı veriyorsun. Garip bir şey. C. Ay. C. Ay diyorsunuz. Ben süreyi kesmeyeceğim. Bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Bayağı bir heyecanlısın. Evet. Hissediyorum. Üzerinde belli oluyor. Dünyamıza en yakın gök cisim hangisidir? Ben süreyi kesmeyeceğim. Sen hangi kaynağa dayanarak ay dedin? Çünkü ayı görebiliyoruz. Mars, Neptün görünmez. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Demeyeceğim. Bakalım doğru mu değil mi? Biraz daha fazla heyecanlan.
Dünyamıza en yakın gök cisim hangisidir? Son 10 saniye ve uyarı geldi. Bayağı heyecanlandık biz. Son 5 saniye arkadaşlar. Bakalım aşağıdakilerden hangi gök cisim bize en yakındır? Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Heyecan üzerinden, stres at üzerinden. Tebrik ediyorum, siz 2 puan kazandınız. Ve geçiyorum 37. sorumuza. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Gelsin sorumuz, bakalım sorumuz ne diyor? Bir uygarlığa adını vermiş Hititlilerin diğer adı nedir? A. Asur. B. Eti. C. Babil. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Hititler. Hititler. Hititlerin diğer adı nedir? Evet. Bir uygarlığa adını vermiş Hititlerin adı nedir? B. Eti. Ve sorunu tekrar alabilir miyim? Tekrar alalım. Bir uygarlığa adını vermiş Hititlerin diğer adı nedir? Hititler bir uygarlığa, bir hadaraya ad verebilir. Bir hadaraya. Bu Hititlerin adı nedir? Bir şıkkı eleyebilirsiniz. Bir şıkkı elemek istiyorsunuz. Rejideki arkadaşlardan rica edelim, bir şıkkı elesinler. Son 15 saniye cevabınızı alalım. Tekrar alalım. Bir uygarlığa adını vermiş Hititlerin diğer adı nedir? Son 5 saniye. B. Alalım cevabı. B. Eti diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Tebrik ediyorum. At heyecan üzerinden. Bayağı bir heyecanla düşünüyorsun, şey yapıyorsun. Heyecanla düşünürsen unutursun. Sınavlarda da öyle oluyor. Tebrik ediyorum. Size 2 puan kazanmış bulunuyorsunuz. Geçiyorum 38. sorumuza. Gelsin sorumuz. Gelsin. Gelsin sorumuz. Bakalım ne diyor? Nihal Atsız hangi mezarlıkta gömülmüştür? A. Karacaahmet. B. Zincirlikuyu. C. Koca Sinan Mezarlığı. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Hüseyin Nihal Atsız Türkiye'nin en büyük milliyetçi şairlerinden biridir. 1975'te vefat etmiştir. Hangi mezarlıkta gömülmüştür? Hüseyin Nihal Atsız hangi mezarlıkta? Okuyalım şıkları tabii ki de. A. Karacaahmet. B. Zincirlikuyu. C. Koca Sinan. Düşünebilirsiniz. Bir şıkkı eleyebilir miyiz? Bir şıkkı elemek istiyorsunuz tabii ki de. Rejideki arkadaşlardan rica edelim, bir şıkkı eleyelim. C elendi. A. Karacaahmet. B. Zincirlikuyu. Son 15 saniye arkadaşlar. B. Doğru cevabı alalım. B. Zincirlikuyu. Son 10 saniye ve B. Zincirlikuyu diyorsunuz. Bakalım cevabımız doğru mu, değil mi? Hüseyin Nihal Atsız Karacaahmet Mezarlığı'nda gömülmüştür arkadaşlar. 1975'te vefat etmiştir. Bayağı bir milliyetçi, genç, çünkü genç atsızlar diye bir şey de var şimdi, örgüt de var. O genç atsızlar bayağı bir üzüldü gidişine, ölümüne. Bayağı güzel şiirleri vardı, kitapları vardı. Okumanızı tavsiye ederim. Tebrik ediyorum yine de sizi. Buraya kadar iyi geldiniz. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazırız. Hazırsanız ben de hazırım. Bir müzik sorumuz var. Müziği aldıktan sonra şıkları alalım. Müziği dinlediniz arkadaşlar. Şıklarımız geldi. Dinlediğiniz müzik hangi şarkıya aittir? A. Nerede kaldı? B. Kerkük'ün kalasıyım. C. Aslanların yuvası. Süre başlasın, düşünebilirsiniz. Müziği tekrar almak ister misiniz? Evet, aslanlar. Alalım müziği tekrardan. Peki
fikriniz var mı? Fikrimiz hiç yoktu gerçekten. Hiç yok. Bu şarkıyla ilgili. En son aslanların yuvası. Nerede kaldı? Müzik açılmaz burada. Alalım müziği tekrardan bakalım. Sen bir heyecanı at üstünden, biz tekrar müziği alalım. Uyarı geldi arkadaşlar. Nerede kaldı? Aa diyorsunuz. Nerede kaldı? Bunu herkes bilmeli. Ben size söyleyeyim. Bir sürede olsun. Aslında doğru cevap vermiş bulunuyorsunuz. Nerede kaldı ki herki gün güzel havası? Bir de başta dilim sak Türk Türmenim Aslan Osmanlı bir tarihim var. Dinleyelim. Nerede kaldı ki herki gün güzel havası? Nerede kaldı ki herki gün güzel havası? Aslında Kerkük'ün güzel havası hep güzeldir. Elbet. Hep de güzel kalacak. İçinde olan her şeye rağmen. Tabii. Hep güzel kalır Kerkük'ün. Ve geçiyorum son sorumuza. Yine bir müzik sorusu. Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Gelsin sorumuz. Çok güzel bir şarkıdır. Dinleyin. Türkmen Televizyonu yayınlamış bunu YouTube'da. Oradan izleyebilirsiniz. Müziği dinlediniz arkadaşlar. Dinlediğiniz müzik hangi şarkıya aittir? A. Kerkük'ün Altı Harman. B. Haber Sağlın. C. Dede Can Dede. Süre başlasın. Düşünebilirsiniz. Müziği tekrar almak ister misiniz? Evet. Alalım müziği tekrardan. Haber salın diyorsunuz. Son 15 saniye bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Arkadaşım yine heyecanlı arkadaşıma sesleniyorum. Hangi kaynağdan duydun mu bu şarkıyı? Evet duydum bir kere. Duydum. Son 5 saniye bakalım cevabımız doğru mu değil mi? Haber salın diyorsunuz. Çok güzel bir Türkmen şarkısıdır İsmail Terzi'ye ait. Doğru cevabı vermiş bulunuyorsunuz. Haber salın yarıma. Rahmetli sanatçımız İsmail Terzi'ye aittir. Haber sağlığın yarıma haberdar olsun. Kalbimi kazan vurup ilkbahar olsun. Dinleyelim. Yar olsun. Yoksa resmi göndersin. Yadigar olsun. Ay zaman yadigar olsun. Hem gelsin gül. Şarkıyı dinlediniz. Tebrik ediyorum sizi buraya kadar. Çok iyi geldiniz her iki takımda. Musalla Kız Lisesi ve Rafiden Kız Lisesi. İki değerli Türkmen okulu bizimleydiniz. Birazdan puan durumu gelecek. Bakalım Musalla Kız Lisesi mi? Rafiden Kız Lisesi mi? Kazanan veya kaybeden diye hiç kimse düşünmesin. Siz kazansanız da kaybetseniz de okullarınızın, ailenizin, sevdiklerinizin gönüllerini kazanmışsınız zaten. Birazdan puan durumu gelecek. Soruları nasıl buldunuz? İyi miydi, İyiydi. Kötü müydü? İyiydi. İyiydi diyorsunuz. Siz arkadaşlar? Çok güzel. Çok güzel diyorsunuz. Bakalım. Puan durumumuz gelsin. Rafiden Kız Lisesi ve Musalla Kız Lisesi. Arkadaşlarınız orta 3 sınıfında. Siz geçtiniz o dönemi. Hepimizin başından geçti. Ben
üçüncü program oldu. Yine size söylüyorum. İyi çalışın. Tebrik ederim sizi. Böyle dönebilirsiniz, bakabilirsiniz. Musalla Kız Lisesi 34, Trafiden Kız Lisesi 32. Ne bu heyecan arkadaşlar? Evet, değerli Rafiden Kız Lisesi 32-34. Sadece bir soru farkıyla, evet. Fark var arada. Tebrik ediyorum siz arkadaşlar. Teşekkürler. Kazandığınız için. Tebrikler. Teşekkürler. Türkmenin Televizyonu ailesi olarak her iki takımı da tebrik ediyoruz. Her programda dile getiriyorum. Siz bizim gönüllerimizi kazandınız. Ve geçiyorum arkadaşlar. Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenili Televizyonu'ndan bilgi yarışması programıyla karşınızdaydık. Sevgili seyirciler, bizi evlerinizde misafir ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın, esen kalın.